Selam arkadaşlar, bugün yine ETS'deyiz ve geçenlerde yeni çıkan bir mod vardı, biliyorsunuz geçenlerde kısa bir videosunu çektik şöyle. Gördüğünüz gibi el animasyonu modumuz vardı şöyle. Hatta bunu şöyle yapmak istiyorum, kafa dönmesin ki elleri her dönüşte böyle görüş açısını kaybetmeyelim. Şuradan oynanıştan neredeydi o? Bu değil. Direksiyon dönüş, kamerasının dönüşü, evet. Şöyle yapalım. Böyle bir el animasyonumuz vardı biliyorsunuz. Bunu çekmiştik ilk çıktığı zaman. Kısa bir video çekmiştik. Bugün böyle biraz daha böyle bol bol virajlı yollarımız olacak. Ve yükleyemeyen arkadaşlar vardı. Çok basit bir sistem aslında ama yükleyemeyen arkadaşlarımız olmuş. Onlara da nasıl yüklendiğini, nasıl indirildiğini anlatacağım. Hemen şöyle bir ekranı değiştirelim. Şimdi video açıklamasında verdiğim bu modu indirme linki var arkadaşlar. Mod ücretsiz, isterseniz donate atabiliyorsunuz tabii ki, bu tamamen size kalmış. Video açıklamasındaki linke tıkladığınız zaman bu sayfa geliyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Mod yapımcısının sayfası bu. Gonçalo Silva. Şimdi burada isterseniz donate atabiliyorsunuz. Atıyorum 5 euro işte donate yapabiliyorsunuz ya da 1 euro falan donate yapabiliyorsunuz ya da para vermeden direkt indirebiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi bakın bir 0 artı yazıyor. Buraya ücretsiz indirme istiyorsanız 0 yazıyorsunuz. Purge again diyorsunuz. Daha sonra böyle bir bölüm geliyor. Buradan kendi mail adresinizi yazıyorsunuz ve get diyorsunuz. Get dedikten sonra böyle bir sayfa geliyor. Buradan geri sayımı bekliyorsunuz. Herhangi bir password vesaire yok. Direkt geri sayımı bekliyorsunuz ve sayfa açılıyor. Google Drive sayfası geliyor, bu sayfa. Buradan herhangi bir şeyi tıklamanıza gerek yok. Hemen şurada üstte, sağ üstte bakın bir ok var. Bu oka bastığınız anda direkt indirme bölümü geliyor. Yine de indir dediniz. Karşınıza, yani internet download manager ben kullanıyorum. İsterseniz bu şekilde indirebilirsiniz. Yani varsa bu şekilde iner, yoksa direkt tarayıcının altında bir bar açılır ve indirir. İndiriyorsunuz. Daha sonra neresi geliyor? Hemen şöyle de gösterelim. İndirilenler bölümüne girdiniz. İndirilenler bölümünde şu şekilde bir isim de geliyor. Bunu RAR'dan çıkartmaya çalışmayın. En çok problemi burada yaşıyoruz. Bunu RAR'dan çıkartmaya çalışmayın. Bunu direkt kopyalıyorsunuz. ETS2 mod klasörün içerisine atıyorsunuz ve oyunda mod bölümünden oyunda aktif ediyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Yalnız dikkat edin. Herhangi bir modlu araç olmasın. Modlu araçta çalışmıyor çünkü, bilginiz olsun. Modlu araç üstünde denemeye çalışmayın. Modlu araçlarda bu mod çalışmıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani bu şekilde modu indirip kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim hatta. Şimdi buraya ayıkla derseniz burada bir RAR soracak. Herkes bu RAR şifresini soruyor. RAR şifresi yok, RAR şifresini bilmiyoruz falan diye. RAR şifresini bilmenize gerek yok. Çünkü bunu direkt kopyalayıp mod klasörüne atıyorsunuz. Yani aslında mod bu. Bunu RAR'dan çıkarmanıza gerek yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, tekrardan oyun ekranımıza gelelim. Ve bugün şöyle güzel bir rotamız olacak. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Hemen şuradan. Promos'tayız. Biliyorsunuz Valencia'nın sol tarafına en son güncellemelerde bir Embalse diye şöyle bir baraj yolu gelmişti. Bol bol virajlı. Bugün o yolu gideceğiz yine. Ellerimizde, kollarımızda böyle göre göre bu şekilde kullanacağız. Oyunun orijinal aracı tabii ki, modla beraber çalışmadığı için. DAF XF 106 modeli mi? Euro 6 yani. E6 modeli. Ve dorsemizde şöyle gördüğünüz gibi ağır yük dorselerimizden bugün traktör taşıyoruz. Böyle paletli traktör taşıyoruz. Oyunun kendi dorsesi bu da. Bunu kullanacağız. Hadi bakalım çıkalım şöyle yavaştan, bir çalıştıralım aracımızı. Şöyle çalıştıralım aracımızı, yolumuza çıkalım. Evet, haydi bakalım. Evet, şuradan şöyle dönüşümüzü yapalım. Ondan sonra virajlarımıza doğru ilerleyelim. Evet. Torsemiz geliyor, sıkıntı yok. Burada trafik yok biliyorsunuz.
Daha önce izleyen arkadaşlar ya da bu rotayı kullanan arkadaşlar varsa biliyordur zaten. Evet, bugün yine böyle ellerle kollarla devam ediyoruz yolumuza. Video açıklamasında modun indirme linkini bulabilirsiniz. Sizler de indirip oyunun orijinal araçlarında bu modu kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ve Discord, tekrardan Discord'dan bahsedelim. Yine video açıklamasında hemen bu linkin altında da bu linkin altında değil de üstlerde, yani en üstte bir yerde olması lazım Discord linki, yanlış hatırlamıyorsam. Oradan da Discord'umuza gelerek sizler de Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Discord sunucumuz herkese açık, herhangi bir yetki verme ve perm verme vesaire olayı yok, yetkilendirme olayı yok. Herkes gelip katılabilir. Sadece o 10 dakikalık bir takip gerekiyor. Herkes gelip katılabiliyor. Sizleri de bekliyoruz. Burada güzel oyun vesaire içerikleri oluyor. Arkadaşlarımız toplanıyor. Güzel böyle sohbet muhabbet dönüyor. Arada ben de geliyorum odalara. Müsait oldukça hep beraber muhabbet ediyoruz ya da normal genel chat'ten falan da, müsait olmadığım zaman, yani sesli konuşamadığım zaman genel chat'ten de müsait oldukça hem soruları yanıtlıyorum hem öyle makara tukara falan döndürüyoruz yani böyle. Sizleri de bekliyoruz yani, gelmeyi unutmayın. Fren gücümüz biraz fazla mı yüksek acaba ya? Bir anda araç yere çöküyor. Hayır. Niye donuyorsun? Bakalım şuna bir. Düşük diye hatırlıyorum ben ama. Oynanıştan. Düşük abi, daha ne kadar düşük. Aa, kapatalım ya. Araç bir anda yapışıyor çünkü yere. En sevmediğim olay ya. Gerçi yük de çok ağır değil. 13 ton diye hatırlıyorum ama. Evet, devam ki. Adamın elleri de titriyor. Motor titredikçe direksiyon titriyor. Adamın eller de titriyor. Evet, rampalarda bayılıyoruz. Aracın beygirini düşük seçtim, ondan oluyor bu. Çünkü yükümüz de çok ağır değil. Hadi dedim araç uçup gitmesin bir anda. Ey maşallah, ne döndük be? Ne döndük be? Bol bol şöyle virajlarımız var. Bu arada promos haritasını da tabii ki linkini video açıklamasında bulabilirsiniz. Promos'ta oynuyoruz çünkü. Onu da video açıklamasına indirebilirsiniz. Promos'u yüklemeyi bilmeyenler kanalımızda onun da yükleme videosu var. Bütün harita DLC'le gerekiyor. En başta bunu da söyleyeyim. Ondan sonra videoyu izlemeden direkt
indirmeye çalışanlar oluyor. Sonra yorum yazıyorlar. DLC istediğini niye söylemedin diye. Halbuki video izlese duyacak DLC istediğini ama işte izlemeden direkt bakayım nasıl indiriliyormuş. İlerlete bakınca öyle oluyor. Ben videonun her saniyesinde DLC istiyor diyemeyeceğime göre yani videoyu izlemesi gerekiyor arkadaşlarım da. Kanalımızda bulabilirsiniz onu da. Ya da YouTube'a direkt yazın Hilmişahin Promotes nasıl indirilir diye yazın. Hemen karşınıza çıksın videosu. Ey maşallah. Çekmiyor, çekmiyor. Dorsal lastikleri döndüğü için çok genişten almıyorum o yüzden. Dorsalinde lastikler dönüyor çünkü. Güzel modlar var, gelecek. Bugün böyle DAF kullanıyoruz, denk geldi gerçi ama. Güzel bir DAF modumuz var. Sıradaki video muhtemelen onun da gelecek. Sıradaki ETS videosu daha doğrusu. Güzel bir DAF modumuz olacak. Az stop ettik. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Vay arkadaş. Evet devam. Bol virajlarımızı bitirdik. Biraz da gazlama zamanı. Havalı kornası aracın. Aslında Engine Voice Records sesleri güncellemiş olsaydı buna güzel bir DAF sesi koyardık. Euro 6 sesini koyardık ama maalesef Engine Voice Records güncellemediği için sesleri
arkadaş, çekmiyor. Bayıldık. Ya bildiğiniz kök gaz gidiyorum ama çekmiyor. Evet. Güzel rampa inişleri vardı ya. Hoşuma gitti. Valencia. Dayı çok yakınımdan geçtin. Vallahi Dorsey'i takacaksın şimdi. Kök gaz devam. Dayı geçtin sol şeride, bari gazla. Bizi en sol şeride attım bak. Sonradan gidiyor. Yürüsene be kardeşim, yürüsene be.
Oğlum fren gücü, Allah Allah. Niye böyle ya? Şurada benzin istasyonu var. Benzin istasyonuna girip yavaştan bitirebiliriz. Evet, böyle kalabiliriz. Evet, kontağımız açık kalsın. Evet arkadaşlar. Bugün böyle oyunun orijinal parçalarını kullanarak, araçlarını kullanarak oynadık. Hem Dorsi olsun, hem yük olsun, hem araç olsun, hem ses olsun, hepsi oyunun orijinaline aitti. Video açıklamasında bu el kol modunun indirmesini bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Sizler de indirip kullanabilirsiniz. Videonun başında gösterdiğim gibi yapamayan arkadaşlar varsa aynı şekilde yaparlarsa herhangi bir sorun yaşamazlar. Söylediğim gibi RAR'dan çıkartmayın indirdiğinizi. Çıkartmaya çalışmayın, yani şifre isteyecek. Onunla da bir işiniz yok. Çünkü atıyorum RAR'dan çıksa bile bir sürü dosya çekecek karşınıza. Onları da tutup mod klasörüne atamayacağınıza göre direkt RAR klasörüne, mod klasörüne atıyorsunuz ve oyunda aktif ediyorsunuz. Çalışıyor, bilginiz olsun. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.